Saygıdeğer basın mensupları, İyi Parti'mizin basın açıklamasına hoş geldiniz. Hepinizi İyi Parti olarak saygıyla selamlıyorum. Bugünkü toplantımızın konusunu, basın açıklamamızın konusunu dün Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın açıklamaları ve artan gıda fiyatları oluşturuyor. İlk olarak biz İyi Parti olarak hafta başında iş örgütlerinin dün de Sayın Naci Ağbal'ın yaptığı fiyat istikrarı vurgusunu desteklediğimizi belirtmek isteriz. Dünyada Türkiye kadar enflasyonu düşürmede başarısız olan az ülke vardır. Enflasyonu düşürme toplumsal mutabakat gerektirir. Enflasyonu düşürme orta ve uzun vadede istikrarlı politikalar gerektirir. Ve enflasyonu düşürme siyaset üstü bir akıl gerektirmektedir. İşte bu yüzden biz İyi Parti olarak fiyat istikrarının sağlanacağı, enflasyon düşürüleceği her türlü istikrarlı politikaya destek vermeye hazırız. Aynı zamanda Sayın Naci Ağbal'ın siyasi çerçevede hareket etmeyen tutumunu, iktidar yanlısı gazetelerin haksız eleştirilerine aldırmayışını da takdirle karşılıyoruz. Dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de bunda başarılı olamayan tek bir ülke yok. O yüzden Türkiye'de ilk olarak bütün partilerle, bütün iş örgütleriyle beraber enflasyonu düşürmek istemelidir. Biz İyi Parti olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bununla beraber iki tane önerimiz var. Bunlardan ilki Sayın Naci Ağbal'a. Sayın Naci Ağbal'ın ciddiyetli tutumunu takdirle karşılıyoruz. Fakat kendisinin yardımcıları bundan önceki o şaibeli dönemde Merkez Bankası'nı 100 milyar dolardan daha fazla zarara uğratan kararları imzalamış başkan yardımcıları. Dolayısıyla Naci Ağbal'ın devraldığı enkazın sorumluları hala bankanın içerisinde. O yüzden bizim Naci Ağbal'dan beklentimiz başkan yardımcılarının banka içindeki tutumunu yeniden gözden geçirmesi. İkinci önerimiz de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na. Enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası politikalarına, para politikalarına bırakılmamalıdır. Enflasyonla mücadelede mutlaka maliye politikasını destek vermesi gerekmektedir. Enflasyonla mücadelede mutlaka tarım politikalarının desteklenmesi gerekmektedir. Maalesef Türkiye'de 2002 yılından beri izlenen tarım politikaları bu noktaya gelişimizin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bununla beraber gıda fiyatlarında son dönemlerdeki önlenemez yükselişin sorumlularından birisi olan Sayın Tarım ve Orman Bakanı'nın bu süreçte suskun kalması, sessizliğini koruması anlaşılır gibi değildir. Bizim bu noktada ilk beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Tarım ve Orman Bakanı'nın görevinden affını istemesidir. Bu işin Tarım ve Orman Bakanlığı ile olmayacağı çok açıktır. Kendisinden herhangi bir öneri gelmediği için biz bu basın açıklamasında İyi Parti olarak önerilerimizi sıralamak istiyoruz. İlk olarak net olarak bilmemiz gereken şey şudur ki dünyada polisiye tedbirlerle gıda fiyatlarını önlemek mümkün değil. Bugün polisiye tedbirlerle sizin 2 sene önce olduğu gibi işte tanzim satış kuyruklarını oluşturmanız gıda fiyatları üzerinde etkili olmuyor. 2 sene önce de olmadı. Şimdi de olmayacaktır. O yüzden burada çok daha profesyonel bir dilin, çok daha profesyonel bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Enflasyonla mücadelede artan gıda fiyatlarının denetlenmesi, düzenlenmesi polisiye tedbirlerle değil, çok daha kurumsal bir çerçevede yapılmalıdır. İlk olarak önerimiz budur. İkinci olarak da kısa dönemde en azından çiftçinin artan maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir. Bunun için de mesela çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki verginin yarı yarıya indirilmesi kısa dönemde çiftçilerimizin üretim maliyetlerini azaltacağı gibi aynı zamanda kendilerine 12 milyar TL civarında ek bir gelir getirecektir. Bu yüzden de kısa dönemde çiftçimizin artan sorunlarını en azından bir nebze olsun gidermek için akaryakıt üzerindeki çiftçinin kullandığı mazot üzerindeki verginin yarı yarıya indirilmesi düşünülebilir. Bunun dışında bildiğiniz gibi izlenen yanlış politikalardan dolayı tarımda çok önemli bir şekilde ithalata bağımlılık vardır. İthalata bağımlılığın en fazla olduğu sektörlerden bir tanesi de gübredir. Geçtiğimiz hafta açıklanan gübre fiyatları bunun en iyi göstergelerinden bir tanesidir. Bizim önerilerimizden bir tanesi hayvansal atıktan
organik gübre üretilmesi yönündeki projelerin desteklenmesidir. Böyle olduğu zaman hem tarımın kalitesi artacaktır, hem üretim maliyetleri düşecektir ve aynı zamanda tarımdaki ithal bağımlılığımızın önüne geçilecektir. İyi Parti olarak bir başka önerimiz de yerli sermaye ile kurulmuş tohum şirketlerimizin desteklenmesidir. Türkiye'deki mevcut durumda tohum ithalatı ve Türkiye'deki faaliyet gösteren tohum şirketlerindeki yabancı sermaye yapısı düşündürücüdür. O yüzden bizim buradaki beklentilerimizden bir tanesi %100 yerli sermaye ile kurulan yerli tohum şirketlerimizin desteklenmesidir. Bir başka nokta da Türkiye'nin iş gücü, insan gücü olarak çok rekabetçi olduğu hem tohum ıslahı hem de hayvan ıslahı konusunda, hayvan ırkı ıslahı konusundaki çalışmalara hız verilmesidir. Türkiye'nin bu konuda yetişmiş, rekabetçi bir insan gücü vardır. Biz tarımı ithal bağımlılığından kurtarmak istiyorsak ıslah çalışmalarını da bu çerçevede yönetmek zorundayız. Bir başka nokta gıda fiyatları ile ilgili tabii ki de tüketici ile çiftçi arasındaki zincirin tekelleşmesi. Bu çok önemli problemlerden bir tanesi. Burada Ticaret Bakanlığımıza da önemli bir görev düşüyor. Bugün geldiğimiz noktada çiftçinin pazarda fiyatı belirleme gücünün neredeyse hiç kalmadığını görüyoruz. Aynı zamanda baktığınız zaman kooperatiflerin, hal ve gıda komisyoncuların da etkisinin giderek azaldığını, bu tüketici ile çiftçi arasındaki zincirin tamamıyla ulusal zincir marketler tarafından tekelleştirildiğini görüyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. İYİ Parti olarak yaptığımız gördüğümüz noktalardan bir tanesi de şu. Bu zincir marketler, ulusal marketlerin kent ekonomisine hiçbir katkısı yok. Hiçbir fayda sağlamıyorlar. Ve aynı zamanda kendilerinin şu anda tekelci bir yapıda olması artan gıda fiyatlarının arkasındaki önemli nedenlerden bir tanesi. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığınız zaman bu market zincirlerinin mutlaka denetlendiğini, düzenlendiğini, kurumsal bir çerçevede değerlendirdiğini görüyorsunuz. O yüzden bizim buradaki beklentilerimizden bir tanesi, kent ekonomisine hiçbir fayda sağlamayan, tüketici ve çiftçi arasındaki o zincirin tekelleştirip tamamıyla gıda fiyatlarının artmasına olumsuz ölçüde katkıda bulunan ulusal marketlerin denetlenmesi ve düzenlenmesidir. Burada tekrardan belirtmek gerekirse, tarım bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Bu milli güvenlik meselesinin çözümü de orta ve uzun dönemde istikrarlı politikaların hemen devreye sokulmasını gerekmektedir. Bu milli güvenlik meselesinin çözülmesi için çiftçimize desteklerin artırılarak devam etmesi gerekmektedir. Bu milli güvenlik meselesinin çözülmesi için sadece çiftçimizin değil, aynı zamanda kent ekonomisine faydası olacak olan aracıların da desteklenmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye'de gıda fiyatlarının birkaç ulusal market zincirinin inisiyatifine bırakılması kabul edilecek bir tutum değildir. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.